Bu sene şunu fark ettim. Türkiye'ye gittiğimde 3. haftada dedim ki ben artık eve dönmek istiyorum. Uzakta olmak değil de evde olmak güzel. Ağustos ayında Almanya'ya gitsek mi diye konuştuk. Eylül ayında işlemlere başladım. Kasım 27'de Almanya'daydım. Aradım İdata'yı. Dedim ki bana randevu geldi. Ben daha sınava girmedim. Almanca bilmiyorum. Eşimin daha 3 ay süresi dolmadı. Ne yapacağız? Keşke dedi randevu talebinde bulunmasaydınız dediler bana. Dediler ki işte konsolosluğa gidince çok sıkıntı olacak. İşte bunların hiçbiri yok sende. Neden bu kadar erken davrandın randevu almak için? Gittim konsolosluğa. İlk böyle girdiğin zaman böyle sana bir 60 euro alıyorlar ya başvuru bedeli. Dediler ki biz senden 60 euro almayacağız çünkü senin eşin EU vatandaşı. Dedim ki işte ben 7 senelik evliyim. Eşim Almanya'da ama dedim ben daha hani kursa yazıldım ama daha çok Almancam yok ve dedim A1 sertifikam da yok. Senin Almanca A1 sertifikasına ihtiyacın yok dediler. EU üyesi olan bir ülkenin vatandaşı ile evliyseniz Almanya'ya gelmek için A1 sertifikasına ihtiyacınız yok. Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bu videomun konuğu Özlem olacak. Özlem eşiyle birlikte Almanya'ya göç etti ve eşi Avrupa Birliği vatandaşı. Ve biliyorsunuz ki Avrupa Birliği vatandaşların Almanya'ya girişi iş bulup veya eğitim amaçlı gelmenin dışında farklı bir süreç. Çok da aslında kolay bir süreç gibi görünse de arka tarafta yapılacak işler yine de olmuyor değil. Bu şekilde göç ettikleri için Özlem ve eşi süreçlerini bizlerle paylaşacaklar. Teklif ettim ve sağ olsun Özlem de kabul etti. Özlemciğim öncelikle hoş geldin. Hoş buldum. Ve video konuğum olmayı kabul ettiğin için Ne de demek? çok ayrıca teşekkür Ben ediyorum. teşekkür ederim. Anlatacaklarım inşallah birilerinin ihtiyacını karşılar. Çünkü ben de bu sürece girdiğimde YouTube'da bir sürü video aramıştım. O zamanlar bulamamıştım. Şimdi belki birisinin örnek olur. Eşin gibi Bulgaristan göçmeni olup Avrupa Birliği vatandaşı olup ve Almanya'ya göç etmeyi düşünen o kadar çok kişiyle karşılaştım ki. O yüzden eminim ki birçok kişiye faydalı olacak senin tecrübelerin. İnşallah. O zaman herkese sorduğum o ilk soruyla başlayalım. Özlem kimdir? 40 yaşındayım. İstanbul'dan geldim Almanya'ya. Otomotiv firmasında çalışıyordum 15 sene kadar. Türkiye'deki otomotiv sektöründeki devlerin birinde çalışıyordum. Hani orada çalıştığım ya da aldığım para ya da yaşadığım hayat aslında hani çok da düşük değildi. Ama ona rağmen Almanya'ya göç etmeyi düşündüm. Orada bir kariyeri bırakıp buradan başlamak aslında hani ürkütücü bir şey ama güzel de bir şey. Bunu başaranlar arasında yani hedefine doğru gidip bunları da göğüsleyip başaranlar arasında olman gurur verici. 3 senedir Almanya'dayım. Biraz artık dili oturtmaya başladık. Birazcık çevre yapmaya başladığım arkadaşlarım oldu. Buranın kültürüne ve yapısına artık alışmaya başladığımı düşünüyorum. Herhalde oldu. Bu göç sürecini tamamladım diye düşünüyorum. Yani entegreyi tamamladım diye düşünüyorum. Almanya'ya niye gelmek istedim? Önce onu söyleyeyim. Aslında bunun çok böyle güzel, eğlenceli bir hikayesi var. Eşimle bir tatile gittik. Tatildeyken bir tane su sporlarını gördüm. Onu da fiyatını merak ettim. Gittim sordum. Dediler ki işte yarım saati 20 euro. Dedim ki Türkiye'deyiz 20 euro ne demek ya? Yani neden euro falan dedim. İşte dediler ki böyle şöyle falan. Biraz vakit geçtikten sonra iki tane genç kız böyle kırık Türkçeleriyle ya böyle kendileri konuşuyorlar. Ya şu çok güzelmiş bir şuna mı binsek falan diye. Ben de hemen döndüm ki ya çok pahalı 20 euro dediler ben sordum dedim. Kız döndü bana dedi ki sen mi ben mi dedi. Sana göre mi bana göre mi dedi. Dedim ki pardon sen ben. Dedi ki ah pardon ben Almancıyım dedi. Dedim ki Almancıyım demek ne demek yani dedim. Bana uygun da o yüzden öyle söyledim. 20 euro benim için bir şey değil dedi. Sonra o benim aklıma böyle yer etti. Allah Allah bu Almancılar ne yapıyorlar ki? Ne yiyorlar, ne içiyorlar, ne kazanıyorlar da bu hani böyle bir para için, bu kadar zaman için böyle bir şeyi nasıl harcayabilirim diye düşündüm. Tatil dönüşünde böyle YouTube'da açtım, birkaç tane video baktım. Almanya'da yaşayan Türkler ne yapıyorlar diye. Evet, sonra baktım işte neler yaşıyorlar, nerelere gidiyorlar, ne yiyorlar, işte marketlerden ne alıyorlar, ne işler yapıyorlar, ne kadar para kazanıyorlar, kiraları ne kadar vesaire. Böyle bir anda Almanya aklıma düştü. Öncesinde Almanya'yla Hiç ilgili hiç yok. böyle bir göç, bir gidelim bir Hayır. yere falan böyle bir Hayır, düşünce hiç yok. yok. Sadece böyle YouTube'dan videolar izlemeye başladım. İşte birilerini takip ediyorum. Sonra oradan onu buluyorum. Oradan onu buluyorum falan. Otomotivden de geldiğim için Türkiye'nin de böyle haliyle bir ekonomik krizler vesaireler falan filan yeni bir şey almak çok mümkün değil orada. Varsa onu korumaya çalışıyorsun, üzerine koyamıyorsun maalesef. Ki hani iyi aylıklar alıp biraz daha orta seviyede bir aile olmamıza rağmen yeni bir şeyler alamıyorduk. Bir gün böyle eşimle karşılıklı oturuyoruz bir kafede. Arabalar geçiyor. Arabaların fiyatı hakkında konuşuyoruz. İşte bu ne kadardır, şu neydi, şöyle midir, böyle midir derken bir anda döndüm Bertin'e dedim ki biz Almanya'ya gidelim. Bana baktı dedi ki bu söylediğini baz alıyorum ve bir 10 dakika sonra ne dersen kabul etmeyeceğim ve biz Almanya'ya gidiyoruz dedi. Ben birkaç yeri arayacağım dedi.
Ben şey olduğunu düşünüyorum. Türkiye'de yaşayan herkesin bir Almanya'da bir akrabası olduğunu düşünüyorum. Uzaktan ya da yakından mutlaka birilerinin birileri var. Bert'in telefon açtı. İşte birkaç yeri aradı falan filan. Bizimkisi insan değil, melek çıktı. O bize böyle biraz yönlendirdi, biraz bilgiler verdi vesaire. Bir akrabanız var. Bir akrabamız. Almanya'da. Eşimin tamam. Annesinin kuzeni Almanya'da yaşıyor. Eşi Alman ve onu aradı. Biraz ondan bilgi aldı. Böyle ne yaparız, ne ederiz falan diye. Biz bunu konuştuğumuzda Ağustos'un başıydı. Ağustos'un sonunda Bert'in Almanya'daydı. Wow. Bir anda o hafta iş yerine gitti. İş yerine dedi ki ben ayrılacağım, Almanya'ya gidiyorum. Çünkü Avrupa Birliği vatandaşı olduğu için pasaportu vardı ve bunu demek onun için çok kolaydı. Ama arkasında ben kalacaktım. Sonra bir ay sonra Bert'in Almanya'ya geldi. Burada teyzesinin yanına gitti önce. Hı hı. Orada hemen böyle bir iş buldular ona. İşte burada bir işe girdi ama haliyle bazı meslekler var. Burada evet yapabiliyorsun, Türkiye'dekiyle aynı işini yapabilirsin. Ama maalesef her işi... Buraya geldiğinde kendi işini yapamıyorsun. Mesela ben otomotiv sektöründe çalışıyordum. Buraya gelip tekrardan araba satılarak hemen başlayamam bu işe. Doğru, çünkü maalesef. İyi bir Almanca gerekiyor. Aynen öyle. Burada o zaman araya girip şunları söylemek istiyorum. Bert'in zaten Avrupa Birliği vatandaşı olduğu için elini kolunu sallayarak yani. Trabzon'dan Rize'ye gider gibi aynen gitti öyle. Yani değil mi? Aynen öyle. Hem de 2 ya da 3 hafta gibi bir zamanda yani. Biz de her şeyi ayarladık. Hı-hı. Gerçekten bir şeyler de herhalde kısmet mi diyeyim, nasip. Bert'in 2-3 hafta sonra bavullarını topladı ve gitti. Almanya. Ve yine Avrupa Birliği yani. Vatandaşı olmanın verdiği özellikten dolayı aynen. Hemen bir yerde çalışabilir. Aynen. Restoranda olabilir, hı-hı, bu, mesleğiyle ilgili bir şey de olabilir, evet, bu. Yani dil gerektirmeyen herhangi bir şey olabilir, aynen, değil mi? Aynen öyle. Vizeye ihtiyacı olmadığı için sadece gelip hemen orada kaydını yaptırıp, belediye, Rathaus'larda kaydını yaptırıp hemen bir yerde işe girip işe başladı. O zaman şöyle mi oldu? Yanlışsam düzelt. Annesinin kuzenine geldi ve Anmeldung'unu orada mı yaptırdı? Evet, Anmeldung ilk geldiğimizde Kermin teyzemiz o yaptı bizim bütün işlemlerimizi. Hı. Eşim orada işe başladı ve henüz daha bir ya da bir buçuk ay olmamıştı. Hı hı. Ben Türkiye'de artık böyle hani ne yapayım, gideyim falan filan diye düşünmeye başladım. İda'yı aradım. Sen fitil ateşleyersen orada hala gideyim mi diye düşünürsen. Aynen öyle. Ama süreci çok hızlı ilerledi. Bilmiyorum, belki Bert'in Avrupa Birliği vatandaşı olmasından da olabilir. Tabii ki, kesinlikle. Yani hani gitmek istiyorum dediği an o kişinin gidiyor. Şimdi sizin akrabanız varmış ve hani kalacak yer ve amelde problem olmamış. Olmadı. Veya süreçlerinizi yapılması konusunda bir zorlukla karşılaşmamışsınız. Ama yine işte Avrupa Birliği vatandaşı olup Türkiye'den Almanya'ya gelecek kişiler öncelikle tabii barınma problemi yaşıyorlar. Sizin şansınızda bir barınma problemi yokmuş. Yoktu. Ama çok. Diğer senaryoda düşünecek olursak arkadaşlar, eğer sizin bir hani akrabanız veya kalacak yeriniz yoksa gelmeden önce kalacak yerinizi tutmanız gerekiyor olacak. Ve geldikten sonra da ben artık burada yaşıyorum dediğiniz o Anmeldung'u yaptırmanız gerekecek. Yani Almanya'nın bu sistemine girmiş olabilin. Burada parantez olarak bunu söylemek istedim. Bizim göç hikayemiz aslında iki bölüm. İlk bölümde bunların hiçbiriyle uğraşmadık ama ikinci bölümde yani Köln'e taşınmamızda bunların hepsini sadece biz kendimiz yapmak zorunda kaldık. Ağustos ayında Bert'in Almanya'daydı. Eylül ayının böyle 10'u gibi falan İdata'yı aradım. Dedim ki ben Almanya'ya gitmek istiyorum. Benim eşim orada, ne yapabilirim? Bana dediler ki biz size bir mail atacağız. İşte o maildeki bütün evrakları toparlayacaksınız. A1 seviyesinde Almanca öğrenmeniz gerekiyor. Evet, ve işte Göte'den, Göte'den işte evrak alman gerekiyor dediler. Şimdi ben de tamam dedim. Hemen bir tane kursa yazıldım. Bu arada da kendimi denemek için Göte'den bir de sınav tarihi aldım. Göte ayda sadece bir gün sınav yapıyor. Ve ona göre öncesinden... 3 sene önce ama değil mi? 3 sene öncesinden bahsediyorum. Ve şöyle bir şey açılıyor. Atıyorum işte 50 kişi alacaklar. 5 dakika içerisinde bitiyor o 50 kişi. Hemen birileri o paketleri alıyor. Ben bunları aldım falan. İşte 2 haftadır da Almanca kursuna gidiyorum. İşte Ich bin Özlem falan o seviyedeyim. Guten Tag, Guten Abend falan seviyesindeyim. Bir mail geldi konsolosluktan. Cuma günü. Pazartesi günü konsolosluk randevum var diye. Elim ayağım titredi. Dedim ki ne yapacağım? Almanca bilmiyorum. Henüz daha Bert'in 3 ayı olmadı. 3 aylık Bodrosu'nun olması gerekiyordu çünkü. Bu arada tabii ki Avrupa Birliği vatandaşı olan kişilerin eşleri eğer Türk vatandaşıysa aile birleşimi sürecini, normal o bildiğimiz aile birleşimi sürecini yönetmeleri gerekiyor ki Özlem de ondan bahsediyor. Aynen. Aradım İdata'yı. Dedim ki bana randevu geldi. Ben daha sınava girmedim. Almanca bilmiyorum. Eşimin daha 3 ay süresi dolmadı. Ne yapacağız? Keşke dedi randevu talebinde bulunmasaydınız dediler bana. Dediler ki işte konsolosluğa gidince çok sıkıntı olacak. İşte bunların hiçbiri yok sende. Neden bu kadar erken davrandın randevu almak için? Bir de bir şey diyeceğim. Sen başvurduktan birkaç hafta sonra mı sana randevu atandı? Birkaç hafta sonra randevu atandı. Çok ilginç. Arkadaşımın randevu atanması tam başvurusundan 11 ay sonra yapıldı, biliyor musun? Duydum. Evet, öyle şeyler yani, olmuş. Yani...
İnanılmaz herhalde. Bayağı şans yani bu ben iş. Herhalde şeydim o dönem böyle zaten şey hani böyle dua kapıları mı çıktı? Yürü ya kolum dediği bir andaydım herhalde. Ben dedim ki bu randevuya gideceğim. İdata'dakiler bana dediler ki bizce randevunu iptal et. Gitme hiç konsolosluğa. Çünkü gidersen oradakiler sana sıkıntı çıkartacak dediler. Kendi kendime düşündüm. Dedim ki ben gideceğim ve ne olduğunu anlatacağım. Pazartesi günü gittim konsolosluğa. İlk böyle girdiğin zaman böyle senden bir 60 euro alıyorlar ya başvuru bedeli. Dediler ki biz senden 60 euro almayacağız. Çünkü senin işin EU vatandaşı. Bir kere orada bir mucize başladı. İlk bir 60 euro benim cebimde kaldı. Sonra işte görüşmeye girdim. Dedim ki işte ben 7 senelik evliyim. Hani yeni evli değilim. Ondan sonra işte eşim Almanya'da. Ama dedim ben daha hani kursa yazıldım ama daha çok Almancam yok. Ve dedim A1 sertifikam da yok. Senin Almanca A1 sertifikasına ihtiyacın yok dediler. EU üyesi olan bir ülkenin vatandaşıyla evliyseniz Almanya'ya gelmek için A1 sertifikasına ihtiyacınız yok. Evet arkadaşlar bu biraz ilginç. Senin için güzel bir şey tabii ki. Güzeldi. Ama senaryonun diğer tarafında kalanlar için kötü bir durum. Evet. Avrupa Birliği üyesi vatandaşı eşiniz varsa ve siz Türk vatandaşıysanız, aile birleşimi yapacaksanız Özlem'in de bahsettiği gibi şansınıza Almanca bilmenize gerek kalmıyor. Hani bu stresle de uğraşmamış oluyorsunuz. Orada şöyle bir şeyler soruyorlarmış. Ben onlara çalışıp gitmiştim ama. İşte şey dışarıda hava nasıl? Buraya nasıl geldin? Akşam ne yemek yedin? Gibi Almanca çok basit mı? Sorular soruyorlarmış Almanca. Hani orada çok sıkıştırmıyorlarmış ve sorular böyle oluyormuş. Ben onlara da çalışıp gitmiştim bu arada. Sonra işte böyle evraklarıma baktı ve dedi ki eşinin 3 aylık Bodrosu yok dedi. Tek problem bu. Senin A1 sertifikan o bu falan hiçbir şeye bakmıyor. Yani Avrupa Birliği üyesi vatandaşı da olsa bir gelirinin olması lazım. Aynen kişinin, öyle. Doğru bir mu? Gelirinin olması lazım. Ve seni yanına aldığında senin oturabileceğin bir evin olması gerekiyor. Yani işte kira olabilir ya da birisinin yanı olabilir. Ama onun bir yerde oturuyor olması ve bir yerde çalışıyor olması lazım. Beni yanına alabilmesi için. Ben de dedim ki henüz daha gideli 1,5 ay olduğu için hani 3 aylık bir Bodrosu yok. Sadece elimizde 1 aylık Bodrosu var. Hemen aldı böyle takvimi. Baktı dedi ki 2 hafta sonra ikinci Bodrosu da olacak dedi. Bana mail adresini uzattı. Dedi ki 2 hafta sonra eşin Bodrosunu alınca bana mail at ve de ki eşim gideli henüz 2 ay oldu. O yüzden sadece 2 aylık Bodrosunu yollayabiliyorum. De ki ben seni hatırlayayım dedi. Senin dedi vizen gelince ne zaman çıkarsın? Dedi ki hemen o hafta çıkabilirim. Tamam dedi. Ben ona tamam dedim. Böyle tamam bitti gidebilirsin dedi bana. Aha öyle mi falan diyeyim. Ben böyle pılımı pırtımı toplayıp gittim. 2 hafta sonra tekrardan Bodrum'u yolladım. Ve o gün bana dönüş yaptı hemen maille. Dedi ki işlemlerine devam ediyorum. O gün yine pazartesiydi. Çarşamba günü vizem geldi. Çok hızlı ya. İnanılmaz hızlı. Ağustos ayında Almanya'ya gitsek mi diye konuştuk. Eylül ayında işlemlere başladım. Kasım 27'de Almanya'daydım. Hoş geldin tekrardan. İyi ki geldin, iyi ki tanıştık bu arada. Evet. Ayşegül'le de ben bu arada YouTube'da videolar ararken bu anlattıklarımın hepsi en kolay olan bölümleriydi. Hani böyle bir akrabanın yanına gitmiştik, bize çok destek olmuştu falan. Biz o zaman Mecklenburg-Vorpommern eyaletindeydik. Şimdi buraya kaydık, Köln'e indik. Burada başka bir iş bulmuştuk. Burada işte o ev bulma süreci, işte tekrardan kayıtlar falan bizi biraz zorladı ama hallettik hepsini. İlk Köln'e geldim. İşte okula gitmek istiyorum. Bir dil okuluna gitmek istiyorum. Ne yapabilirim? Hemen YouTube'a yazdım. İşte dil okulu nereden bulurum? Bir baktım Ayşegül. Sağ olsun yazdım. Ayşegül de bana hemen cevap verdi. Evet, evet. Cevapları yani geliyor bana. Yani vaktim oldukça hemen cevap vermeye çalışıyorum ama gerçekten o dönem çok yoğun bir dönemdi ve gerçekten şanslısın. İletişim konusunda başka bir evrendesin herhalde. Ben bilmiyorum. Evet öyle ve iyi ki yazmış. Ve genellikle yazanlara hani dönüş yapmaya çalışıyorum aslında. Bilgi vermeye çalışıyorum ama tabii artık YouTube tanındıkça ve daha çok insan yazmaya başladıkça artık şey yapamayabiliyorum. Yani tek tek cevap veremeyebiliyorum artık. Bir ehliyet alırken bir çocukla tanışmıştım. Dedi ki ya internette bir kız var dedi. Ayşegül ona ulaşmaya çalışıyor. Ayşegül benim arkadaşım dedi. Özler çok tatlı. Bir dakika ya. Ben onu tanıyorum. Evet böyle tesadüflerin olması güzel. Yani hani tanıdığın birini başka birini tanıyor olması falan. Şey oluyor insan. Okey ya hani ben burada artık oluyorum. Hani çevrem oluyor, arkadaşlarım oluyor. Birilerini tanıyorum, bir yerleri biliyorum. Ortak noktalar bulabiliyorum. Aynen öyle. Enteresan bir şey. Bir yerlere gittiğim zaman dönerken Köln tabelasını görünce evime geliyormuş hissi olmaya Değil başladı. Mi? Onu sevdim. Evet, evet kesinlikle güzel. Öyle. Bir de şunu sormak istiyorum. Sen aile birleşimi yaptın, geldin ve bizim normal geldiğimiz gibi hani biz Blue Card'la aile birleşimiydik. Bizden de bu arada Almanca istenmiyor. Evet. Biliyor musun bilmiyorum. İki şanslı. Evet.
veya herhangi bir şekilde işte aile birleşimi yaparak geldikten sonra çalışma ve oturma izni oluyor. Senin de çalışma iznin var, var değil mi, evet, Özlem? Var var. Çok zaten güzel. Şey, oturma izni alırken hem çalışabilir, hem okula gidebilir, hem oturma izni vesaire, hepsini bir paket halinde veriyorlar. Değil mi? En azından benimki öyle oldu. Evet, doğru. Yani ben de duyduğum bütün aile birleşimleri böyleydi. Acaba Avrupa Birliği üyesi vatandaşın eşiyle ilgili farklılık var mı diye düşündüm. Yokmuş. Hepsine beraber. Şey de oluyor değil mi sizde? Bizde de olmuştu çünkü. Devlet senin dil kursunun bir kısmını karşılıyor mu o entegrasyon ve dil kursu adı altında? Evet, karşılıyor. Bütün aile birleşimlerinde bu oluyor galiba. Aynen öyle ve şöyle bir şey var. Hatta ödediğin kısmını okulu bitirdikten sonra eğer belgeni alırsan bir kısmını tekrardan geri iade bile alabiliyorsun. Evet, kendi o da ödediğin var. Kısmı. Doğru, evet. Kulara gittin, çalışmaya başladın, ehliyetini hallettin, artık oldun gerçekten. Çok şükür, ama evet. Tabii ki hiçbir zaman Almanya'da seviyeler bitmiyor. Evet, bitmiyor. Önünde, acaba önünde ne var bilmiyorum ama edindiğin bütün tecrübelerin de sırayla işte şimdi bir iş sürecindesin aslında. Evet. Destek alıyorsun, danışmanlarla görüşüyorsun gibi şeyler oluyor. Bunları da tamamladığında bununla ilgili de bir video çekebiliriz eğer istersen. Olabilir tabii, neden olmasın. Şöyle, ilk Almanya gelmeden önce şey diye düşünüyordum, işte izlediğim videoların vesairelerin etkisiyle de buraya geldiğimde her şey yokuş aşağı. Oo, tamam artık hani Almanya'ya gittim, artık tamam bir şekilde gittim ve orada kalabilirim gibi düşünüyordum. Ama buraya geldikten sonra da aslında her şeyin o kadar da toz pembe olmadığını ve burada bir şeylere entegre olabilmek için uğraşmak gerektiğini anladım. Tabii. Ya bazen şey oluyor, yani yıkılıyorsun bazen. Evet. Yani hani bitiyorsun, neden deyip bazen sorguluyorsun, bazen düşüyorsun, bazen kalkıyorsun. Evet. Bunlar çok normal gerçekten. Dil problemleri olabiliyor, işte gurbet problem, işte ailemiz orada, arkadaşlarımız orada vesaire. Ama buraya alıştıktan sonra da mesela şimdi bu artık 3. senem bitti ve biz böyle bir iki defa falan arabayla gittik geldik vesaire. Bu sene şunu fark ettim. Türkiye'ye gittiğimde 3. haftada dedim ki ben artık eve dönmek istiyorum. Uzakta olmak değil de evde olmak güzel. Kesinlikle. Burayı seviyorum, artık alıştım. Kültürü, işte doğası, insanlarını sevmeye başladım. Güzel. Ben şimdi bir şey daha soracağım sana. Konuşurken arka planda benim çalışıyor çünkü sorular. Aile birleşimi vizeni ne kadar sürelik aldın? İlk aldığımda direkt bana 3 ay verdiler. İlk oturum kartımı aldığımda 5 sene verdiler. Ama ondan sonraki süreçte şöyle bir şey oldu. Benim pasaportum bitti. Yani 2 sene sonra pasaportum bitti. Pasaportumu değiştirmek için Türk konsolosluğuna gittim. Türkiye'den daha az bir para vererek pasaportumu yeniledim burada. Sonra bana oradan dediler ki senin tekrardan oturum kartını yeniletmen lazım. Ben buradaki Rathaus'a gittim. Peki bir şey soracağım. Çok özür dilerim, bölüyorum. Senin örnek veriyorum, 2 yıl sonra bitecek pasaportuna 5 yıllık kart mı verdiler? Evet. Gerçekten mi? Evet, 5 yıllık verdiler. Ama sonrası şöyle oldu. Buradaki tekrardan Rathaus'a geldiğimde ben pasaportumu değiştirdim, oturum kartımı değiştirmek istiyorum deyince orada dediler ki dur bakalım önce bir kontrol edeceğiz tekrardan deyip bu sefer tekrardan yenilediklerinde 2 sene verdiler. Evet, halbuki pasaportum 10 sene ama bu sefer de oturum iznimi 2 senelik verdiler. Şimdi 2 sene sonra tekrar gideceğim. Yüksek bakalım ihtimalle da bir daha yükseltecekler. Evet. Ama bununla ilgili ben bir şey duydum. Ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyorum. Bulunduğun eyalette ne kadar büyükse ya da işte ne kadar küçük bir yerde ya da ne kadar büyük bir yerde oturuyorsa ona göre oluyormuş. Benim ilk gittiğim yer küçük bir kasabaydı. Orada çok uzun süreler veriliyormuş ve bu randevu süreçleri çok kısa oluyormuş. Ama mesela çok çok fazla göçmenin olduğu bir yerde yaşıyorsan burada daha kısa süreli ve daha uzun süreli randevu alabiliyormuşsun. Yani böyle oturum şey. Sürelerini değiştirip değiştirmediğini bilmiyorum ama şunu biliyorum. Randevu alma hızının değiştiğini biliyorum. Değişmiş. Yani daha büyük şehirlerde aynen. Çok daha uzun sürebiliyor randevu sistemleri ama küçük yerlerde daha az yoğun oldukları daha az. İçin daha hızlı verebiliyorlar. Doğru. Ben de biliyorsun danışanların süreçlerini yönettiğim için birçok eyaleti veya işte şehri veya kasabayı deneyimleme şansım oldu. Ve kesinlikle sana katılıyorum bununla peki, ilgili. Peki bu eyalet mi daha yoğun yoksa başka eyaletlerde bu kadar göçmen var mı? Var tabii, burası da çok yoğun ama özellikle Berlin. İnanılmaz yani. Öyle böyle değil. Berlin'de Alman yok galiba değil mi? Sokağa çıkıyorsunuz. Evet tabii, çok büyük şehir olmanın verdiği dezavantaj diyelim. Özlemciğim, verdiğim bütün bilgiler çok değerliydi ve eminim ki sizin gibi göç etme kararı alan herkes bu videoya denk gelecek ve senin tecrübelerini dinleyecekler. Peki son olarak bizi izleyenlere, sizinle aynı yolda yürümek isteyenlere vermek istediğin bir tavsiye var mıdır? Eğer bir karar veriyorsanız zaten bu sizin için doğru olandır. İçinizden bir şeyler yapmak ve bir değişiklik yapmak geliyorsa bunu mutlaka yapın.
Çünkü daha sonradan belki aklınızda çok kalabilir. Ben göç etmeye karar verdim ve göç ettim ve bundan da çok memnunum. Buraya geldiğim için ve burada yaşadığım için şu an çok memnunum. Tavsiye olarak da önünüze bir sürü engel çıkabilir. Bürokratik engeller çıkabilir, dil problemi çıkabilir, gurbet özlemi olabilir vesaire. Ama bunların hepsini bir sürede aştıktan sonra her şey gerçekten düzlüğe kavuşacak. O yüzden eğer bir yola giriyorsanız sabredin ve uğraşın. Teşekkür ederim. Evet. Şunu eklemek istiyorum. Özlem'e de dediği gibi önümüzde birçok engel çıkacak. Evet. Dil problemi olacak. Bazen insanların bizi anlamadığını düşüneceğiz. Hı-hı. Bazen kendimiz olmadığımızı fark edeceğiz. Aktif olarak konuşamadığımız evet. için. Ve bilin ki arkadaşlar bu size özel değil. Bütün herkes yaşadı. Göç eden herkes yaşadı herkes ve mi? Hala yaşıyor. Yalnız değilsiniz bu konuda. Hepsinin sırayla geçeceğini bilmeniz yeterli olacaktır. Tekrardan teşekkür ediyorum Özlem sana. Teşekkür ederim. Son olarak ben Ayşegül Saraç olarak göç danışmanlığı yapıyorum ve web sitemi de aşağıda bırakıyor olacağım. Göç sürecinizle ilgili bir desteğe ihtiyacınız olursa bana ulaşabilirsiniz. Web sitemden randevu alabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.